Şimdi hazır konusu açılmışken Anderson Talisca yine bir Türkiye spor gündeminde hortladı. Galatasaray'a çok yakın deniliyor. Yani spor medyasına baktığımızda Beşiktaş'ın bir girişimi olur mu eğer Galatasaray Talisca ilişkisi biraz daha hararetlenirse, ya da biz ilgilenmiyoruz, biz yolumuza bakacağız gibi bir rota mı çizilir, ya da direkt olarak Beşiktaş Talisca'ya ilgisini belli edecek mi? Yani soru biraz garip geldi. Seni eleştireyim. Yani Beşiktaş'ın Talisca'ya ilgi duymaması, ilgisini belli etmemesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bu kadar güzel tatlar bırakmış bir oyuncu, ama haklı olan şuydu. Oyuncu burada 2,2 milyon euro kazanırken bir anda 10 milyon dolara çıktı maaşı. 10 milyon euroya çıktı. Şimdi yılda 10 milyon euro kazanan, 8 milyon euro kazanan bir oyuncu gitti. Sonrasında da aynı segmentte devam ediyor. Şimdi para kazanıyor. Ya bu Beşiktaş'ta kalsaydı bu paraları bir yılda kazandığını, Beşiktaş'ta 5 yıl oynaması gerekirdi. Yani o yüzden para oyunu bozar. Para zorunu bozar. O yüzden Talisca, yani Suudi Arabistan'da bu kadar büyük rakamlar dönerken, bu kadar piyasa varken, orada da böyle ivme yakalamışken, yani Türkiye'ye gelir mi? Çok zor. Yani gelebilmesi için sadece Beşiktaş sevgisi yeterli değil. Yani sonuçta profesyonel olacak ve bu para faktörünün devreye girmesi lazım. Şimdi orada 20 milyon maaşlar, 10 milyon euro maaşlar dolaşırken sizin burada Talisca'ya vereceğiniz maksimum rakam 3 milyon eurodur. Hadi biraz daha zorlayın. 4 milyon euroya çıkarsın. Diyelim. Yani çok zor. Yani orada 10 alıyor. Niye bıraksın, yarı fiyata gelsin? Yani o yüzden Beşiktaş'ın ekonomik şartları buna müsait mi? Nereye kadar çıkabilir? Orası muamma, ama Beşiktaş'ın Talisca'nın da Beşiktaş aşkı gitmez. Ama aradaki en büyük Berlin duvarı, para duvarı. O Berlin duvarı yıkıldı Almanya'da, ama bu para meselesi, para duvarları yıkılmaz kolay kolay. Talisca bir gün gelir, ama bu sene olacağını zannetmiyorum. Eğer Galatasaray Talisca'yı alacaksa da orada aldığı maaşı 10 milyon euroysa en azından onu karşılamak durumunda, bunu karşılayacak durumu varsa o parayı belki Icardi'ye harcar. Niye Talisca'yla o şeye girsin? Ki Icardi'ye de 20 milyon eurolar konuşuluyor. Bu rakamlar Türkiye segmentinin üstünde rakamlar. Türk futbol gerçekçiliğinin üzerinde rakamlar. Beşiktaş gerçeğinin üzerinde rakamlar. Galatasaray'ın ekonomisi Beşiktaş'a göre daha iyi. Daha iyi şartlar oluştu özellikle ekonomik açıdan. Ama Talisca Galatasaray'a da gelse renk katar. Beşiktaş'a da gelse büyük renk katar. Bunun altını çizelim. Çok özel, fantastik bir oyuncuydu. Yeniden Türkiye Ligi'nde görmeyi çok isterim. Ama dediğim gibi onu bu şartlarda parayı bulmuşken, bu ekonomik koşullarda koparıp Suudi Arabistan'dan getirmek, herkesin Suudi Arabistan'a gittiği bir ortamda getirmenin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bir de avukatı vardı, çok menajer. Giderken de bu ekonomik işleri falan çok iyi biliyorlar. Onları aşmak da çok kolay gözükmüyor. Yani hepsine de bakalım, bol şans, kolaylıklar versin. Türkiye'ye Arabistan'dan getirmeye çalışan takımlarımızdan bahsediyorum. Abi çok kısa ne düşünüyorsun bu Suudi Arabistan piyasası hakkında? Ronaldo'su gitti, Messi yoldan döndü, Amerika'ya gitti oradan. Benzema gitti, Talisca orada. Var yani. Alabilir ya, kimler gidecek? Yani zamanda ya, Çin reklam yaptı bu konuda. Şimdi Suudi Arabistan'da para var. Ya futbol zenginleşecek bir iddiaları var. Dünyanın en marka değeri olan 10 liginden biri olarak değerlendiriyorlar. Hazır para da var. Bu süreci de çok iyi değerlendirelim. Yani burada şey yaparken bu süreci bu kadar parayla tabii oyuncuların dikkatini çekiyordur. İşte Kante'nin ismi geçiyor. Rakamlar inanılmaz. Bakıyorsun işte Benzema'ya verilen rakamlar inanılmaz. Yani Benzema son 3 yılda bir nevi yardımcı oyuncuyken başrol oyuncusu oldu. Artık aldığı ücretlerle de başrol oyuncusu oldu. Hak etti mi? Hak etti sonuna kadar. Ama çok çalıştı. Çok bekledi. Ronaldo'nun arkasında, birçok oyuncunun arkasında bekledi, ama bugün Benzema gerçekten marka değeriyle, süreciyle, her şeyle bu paraları kazanmayı yaptı. Fantastik rakamlar. Bizim algılayacağımız rakamlar değil. Yani ne harcayacaksınız? 20 milyar diyelim. Dolar diyelim, ya da müthiş rakamlar harcayacaksınız. Bunlar çok bir ülke tanıtımı için bence güzel rakamlar, az rakamlar. Yani futbol üzerinden bu reklamı dünyada hiçbir yerde yapamazsınız. Ben Suudi Arabistan'ın bu futbol hamlesini, tanıtım hamlesini, ülke olarak bütün takımlara yayılarak yapılan bu yıldızların merkezindeki hamlesini çok anlamlı ve değerli buluyorum. Yani bu kararı kim verdiyse çok doğru bir karar. Katar Dünya Kupası aldı. Bir sürü eleştiri vardı. Katar şöyle olur da böyle olur da, yok Müslüman ülkede olmaz, yok kavga çıkar, yok olmaz falan gibi bir sürü senaryo yazıldı dünyada. İşte, evet, ben de katılıyorum. Yani o inanılmaz. Şimdi ne deniyor? Ya işte şeyde olur mu, çölde olur mu vesaire, bir sürü İngiliz medyası dahil olmak üzere dünyada yapıldı. Oldu. Gayet de güzel oldu. Gayet de başarılı oldu. Bütün dünya Katar'ı konuştu. Katar'ın reklamı oldu. Para var mı işin içerisinde? Var. Yani yok değil. Yatırım var mı? Yar. Binalar inşa edildi, tren yolları inşa edildi, bir sürü statlar inşa edildi. Yatırım da oldu. Bir futbol şehrine haline dönüştü. İlk defa bir Müslüman ülkede Dünya Kupası yapıldı. Bunu başardıysa Katar, tebrik edeceksiniz. Yani saygı duyacaksınız. Şimdi Suudi Arabistan o tadı gördü. O dünya, bütün dünya Katar'a kilitlendi. Katar cazibe merkezi haline geldi futbol sayesinde. Ya, tek sıkıntı kış olmasıydı bence. Hani sezonun tam ortasında olmasaydı Dünya Kupası, daha da güzel bir turnuva izleyebilirdik bence. O ayrı bir şey. Aynen. Yani kışa alınmış olması, biz futbol esprisi onu eleştirebiliriz. Ya kış oldu, liglerin şeyi bozuldu, dengesi bozuldu, o olmaz, böyle iş mi olur, kışın Dünya Kupası mı olur falan filan. O, biz onu eleştirebiliriz. O başka bir şey. O saha içi. Ben saha içinden bahsetmiyorum. Ben reklam ve ülkenin stratejileriyle alakalı çalışmalarından bahsediyorum. Biz futbol sever olarak onu eleştirebiliriz. O başka bir şey ama yani sosyolojik olarak baktığımız zaman Katar'ın bu hamlesi, kendi ülkesi adında reklam dönüşü olarak dünyanın oraya izlemesi, öğrenmesi, bilmesi, misafirperverliği, bundan sonraki turizm şeylerine katkısı, ya bir de bakacaklar, gelecekler. Yani parayla yapamayacağınız reklamı Dünya Kupası sayesinde yaptınız. Şimdi Suudi Arabistan bunu gördü. Yani parayla yapamayacağınız reklamı bu şekilde yaptı. Şimdi diyor ki ben de yıldızlar ona yapacağım. Belki de bir sonraki değil, 2 sonra 3 sonraki Dünya Kupası'nı Suudi Arabistan'da yapmak isteyecek belki de. Belki bunun hazırlığı var. Ya o yüzden mantıksız görmüyorum. Yani ülkeler açısından bu hamleleri doğru görüyorum. Param varsa, oyuncuyu da alabiliyorsam, Ronaldo'yu getirebiliyorsam getiririm. Ya ben de param olsa şu anda Ronaldo'yu bir yıl Türkiye'de oynatmak isterim. Beşiktaş'ta oynatmak isterim mesela.